Herkese merhaba arkadaşlar, ekibe hoş geldiniz. Ben Mert. Ben Doğan. Ben de Oğuzhan. Bugün ne yapıyoruz? Bugün itiraf ediyoruz. İtiraf edeceğiz arkadaşlar sizler için. Ne yapacakmışız lan? Ediyoruz itiraf. Ediyoruz evet. Saygılar. Evet, ilk sorumuzu alalım. Tek kalınca burnunu karıştırıp sümüğünü kanepeye yapıştırdın mı? Cevabım kesin. Net. Hayır. Yapmadım. Bunu yapmayan insan olamaz arkadaşlar. Ben yapmadım abi, ben insanım çünkü. Evet. İğrenç insanlar. Evet. Aşık olmaktan korkuyor musun? Hayır. Bence de hayır lan. Bence de hayır. Bence evet. Bence ben, de. Ben korkuyorum artık. Şimdi ben niye hayır dedim, açıklayayım. Evet. Aşık olmak doğru insanı bulmak demektir. O yüzden doğru insanı bulduğu zaman da evlenirsin. Bundan da korkacak bir şey yok. Değil mi? Evet. Ben de bir açıklama yapayım. Yap kardeşim. Ben şu an bir kıza aşığım zaten. Doğru insanı bulduğumu düşünüyorum. O yüzden cevabım kesin olarak hayır. No. Aşkın kim? Efendim? S-A. A-S. Şimdi ben açıklama yapmak durumunda mıyım? Biz ağlarız abi. Ağlar mısınız? Tamam. Bir sonraki sorumuzu al. Bir sonraki soru geçelim. Pardon. Sen açıklama yapmadın. Yapmam lazım. Ben aşık olmaktan neden korkuyorum? Şimdi şöyle bir şey var. Kendim saf ve temiz bir insan olduğum için evet. Karşımdaki insanlar hep menfaatçi, nankör oldukları için ve bir de tekrar oldukları için korkuyorum. Diğer soru. Duygulandım. Ağlama, ne ağlatacağım? Ah, çekin. Eski sevgilinle tekrar birlikte olmayı düşündün mü? Çok net bir cevap. Yes. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Dönerse senindir. Dönerse benimdir. Bunları yapmayalım, bunları yapmayalım. Açıklama yapın gençler. Evet. Neden eski sevgilinle barışmak istedin, istemedin? Ben ve neden? Eski sevgilinin adı? Eski sevgilinin adını söylemem. Söyleme bence. Çünkü de. Adlarını söylememe değmiyorlar. Aynen. O yüzden sen beni duyuyorlarsa buradan Allah bir belanızı versin. Size sahip sesleniyorum. Ben bir açıklama yapayım. Size sahip sesleniyorum, evet. Abi içilen bir sigara tekrar içilmez. Şimdi ben evet mi dedim? Şöyle bir şey kardeşim. İnsan sevince, sevilince hayat daha güzel oluyor, biliyor musun? Sevdiğim için tekrar barışmak istedim. Barıştık da sonrası olmadı zaten. Allah sizi korusun. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalığa bir koyacağım, alnını dağıtacağım bak. Hayatında hiç dayak yedin mi? Çocuklukta yedim abi. Çocuklukta yedim. Çocuklukta illaki dayak yemişimdir ama hani 21 yaşıma kadar hiç kimse 15 yaşından sonra kimse beni dövmedi. Benim de. Ben her sene her yaşımda düzenli dayak yiyorum. Doğan düzenli olarak her akşam benim dayağımı yediği için kendisi. Her akşam. Her akşam. Üçü. Aksatmıyor yani, her yıl yiyor dayağımı. Aksatmıyor. Şiddete hayır. Hiçbirinin yemeğine tükürdün mü? Delikanlı olun. Ben vallahi tükürmedim. Ulan sen yeme elimde tükürüyordun lan yemeğin içine. Allah'ını seversen biz de ben tükürdüm abi. Nimettir. Abi nimet olduğu için ben tükürmedim. Nimet değil, hayır. Abi nimet, nimet. Hayır, yemek değil, sadece yemek. Yemeğe tükürmedim. Bir sorabilir miyim? Yemeğin içine tükürmek nedir abi ya? Abi yemeğe tükürmedim. Yemeğe tükürmedim. Yemeğe tükürmedim. Vallahi yemeğe basmışsın. Yemeğe tükürmedim. Pis varoş. Pislik. Allah münafık. Vallahi bir dakika. Açıklama yapacağım. Açıklama yapma bence. Diğer soruya geçelim. Hayır, öyle bir şey yok oğlum. Mal mısın? Beni sana antalda bıraktın ya. Bir dakika, ben şimdi yemeğe tükürmedim. Abi yemek nimet. Ona tükürmem de. Doğanın oraletine tükürmeyse. Doğanın işte. Ne oluyor lan? Ne zaman? O yemek mi? O içecek. Tamam, içecek. Ne fark ediyor? Arkadaş yemek dedi. Aynen. Evet. Oraya yedim mi? Burayı keselim ve diğer soruya geçelim. Tamam, öyle olsun abi. Ben niye kendimi kötü hissettiysem şu an. Birinin arkasından konuşurken hiç suçüstü yakalandın mı? Göster abi, göster. Olayı anlatın gençler. Olayı anlatın. Ben anlatabilir miyim birkaç? Tabii. Şöyle oldu. Birinin arkasından değil de konuşmuş. Hani normalde kimsenin arkasından konuşuyor ama herkesin yüzüne karşı konuşurum. Bilen bilir, neyse. Ego kasmaya gerek yok. Ben bir arkadaşım arkasından konuşmuyordum. Yaptığı bir daha oğlum bir açıklama yapayım. Evet. Yaptığı bir yanlış vardı. O yanlışı bir insana söylemişti. O da tam arkamdaymış. O an duydu. Bir ay konuşmadık o çocukla. Sonra geldi, özür diledi, barıştık. Bu kadar. Ben okulda bizim dil anlatımcının arkasından konuşurken hoca arkamda yakalandım. O dersten kaldım. Ben neydi yakalandım hatırlamıyorum. Sen yakalanmadın bence. Ben yakaladım. Sizin bir de şey vardı.
Periskopta yayın yakarken hocaya küfür etmiştim. Ooo bomba. O efsane. Onu neyse bir dahaki videoda çıkıyor. Bir daha bomba videoda. O bir dahaki videoda. Efsane bir video daha gelecek. Evet. Evet. Okulda periskop yayında nasıl yakalandığımızı ve ceza aldığımızı anlatacağız. Hadi. Bu da size bonus olsun. Bonus video. Bonus. Dileni öldürmeyi düşündünüz mü? Ooo. Abi. Ya şöyle bir şey var. Birini öldürmeyi düşünmedim. Kimseyi de öldüremem. Ama ölmesini istemişimdir. Tamam. Ben, ben ölmesini istemek ya. Başka, öldürmek başka. Sorun ne? Birini öldürmek. İstedin mi? İstedim mi? Ben niye kimseyi öldüreyim abi? Oğlum öldürmesini istedin dedin. Ölmesini istiyorum. Öldürmek ne yapıyor işte? Ben öldürmem abi. Ben niye öldürürüm ceza evinde yatayım? Ya zaten bir kere adam genç bir adamım. Adam yine kendini düşünüyor. Zaten bir kere okuyan her öğrenci mutlaka bu sorunun cevabına evet der. Salak salak konuşma lan! Bence okuyan de. Okuyan öğrenciyle ölümün arasındaki fark nedir kardeşim? Hocaları öldürmek. Hocaları... Seni burada bir kere daha tebrik edebilir miyim? Duyuyor Spring English. Bir daha dünyaya gelsen kadın olmak ister miydin? Allah yetmez. Para kazanırdık lan. Para kazanırdık. Hayır, tabii ki de hayır. Hayır. Bir dakika. Doğan diyor ki, tabii ki de evet diyor, para kazanırdık, ne güzel diyor. Ne anlamda söylemek istiyorsa artık. Ben arkadaş için dedim. Kendilerini yaşıyorsun Doğan. Oğlum kadınlar bu Türkiye'de çok fazla... Sen bana sana tam bir Alman bir şey söyle. Bir açıklama yapalım lütfen, rica ediyorum. Bu konuya da biz bir el atalım yani. Ne konuya kardeşim? Kadın olma konusuna. Hayır oğlum. Kardeşim şu kadınlık başka bir şey. Bir şey. Ama var. Kardeşim öyle bir şey var. Kadına... Kadınlara saygı duyuyoruz. Kadınlara saygı duyuyoruz diye kestirip atma, şöyle bir durum var. Çünkü... Olmak mı istiyorsun? Gülmeye gerek yok kardeşim. Bak, hayır hayır hayır, hayır, imkansız. Şu an çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Bak gerçekten çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de ben çok rastlıyorum bak. Mesela bir kadına vuran bir erkeği göreyim ya da aranızdan birisi olsun bu. Çok yakın arkadaşımsın, kardeşimsin, öz abimsin. Yani bir yerde görsem affolmaz, ben o kadar söyleyeyim yani. Klasik Sedat Peker hareketleri diyoruz biz onlara. Arkadaşı alkışlıyoruz. You everyday. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. See you later. Bye. Savaşmayı sevişin.